Özet görüntülerin ardından Skype bağlantımızla devam edelim. Dünyadan spor demiştik. Hüseyin Özkök bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza, günaydın. Nasılsınız? Merhaba Demet, günaydın. İyi haftalar diliyorum herkese, sana, ekip arkadaşlarıma. İyiyim, teşekkür ederim. Maçları takip etmeye devam, her zaman olduğu gibi. Biz de aynı şekilde. Peki o halde hemen başlayalım. Özet görüntülerde ekranlara geldi. İlk önce Avrupa futbolundan bazı karşılaşmaları konuşacağız değerli izleyenler. Liglerde de geride kalan hafta sonu nasıl geçti? Hüseyin Özkök'ün yorumlarını alacağız. Bundesliga ile başlayalım. Çünkü heyecan dorukta, özellikle Bayer Leverkusen'ın yenilmezlik serisi ve Bayern Münih'in de düşüşü diyebiliriz belki, devam ediyor. Nasıl bir hafta geride kaldı Bundesliga'da? Bir de Xabi Alonso'nun Heidenheim karşılaşmasında Leverkusen'ın başındaki 500. günü olduğunu da söyleyelim. Öyle bir haber de okudum ben. Ve bu 500 günde çok büyük işler başardı Xabi Alonso. Ve 32 maçlık bir resmi maç yenilmezlik serisine ulaştı Bayer Leverkusen. Büyük bir başarı. Daha önce Bayern Münih'teydi bu rekor. Haberimizde de geçtiği gibi. Bunun yanında Almanya'da yine protesto gösterileri Bundesliga 1 ve 2'de devam etti. Bayern Münih'in Bochum'a mağlup olması ve üst üste 3 resmi maçını kaybetmiş olması tabii ki çok konuşuluyor. Thomas Tuchel adeta topun ağzında, gönderilmesinin gerektiğini söyleyenler var ama Bayern Münih CEO'su Drezin yaptığı açıklamada yola Tuchel'la devam edeceklerini söyledi şu an için. Evet. Tabii ki aradaki 8 puan fark kolay kapanacak gibi değil. Çünkü Bayer Leverkusen yenilmiyor. Heidenheim karşılaşmasında da Heidenheim ki bu sene tarihinde ilk kez Bundesliga'ya yükselmişti ve çok başarılı bir sezon geçiriyorlar. 8 maçtır mağlup olmamışlardı ligde. Ama Bayer Leverkusen'a onlar da karşı koyamadılar ve mağlup oldular 2-1. Yine de bir gol atmayı başardılar Leverkusen'a. Yani Bayer Leverkusen artık yoluna dolu dizgin devam ediyor ve Demet herhalde şampi diyebiliriz gibime geliyor Bayer Leverkusen için. Bu Bundesliga 1 ve 2'deki protesto gösterileri yine bu yatırımcı hikayesinden devam ediyor. Yeni oylama talebi var. Ancak bu yeni oylama içinde yeni bir oylama daha yapılması gerekiyor. Çünkü o daha önce yapılmış oylamanın yapılacak oylamayla ortadan kaldırılması gerekiyor kurallar gereği. Tabii ki dernek kuralları gereği. Bakalım bu hafta yine önemli gelişmeler olabilir. Misafir mi geldi yanınıza? Evet, benim köpek yanımda. Sesi geliyor. Peki La Liga ile devam edelim o halde. Orada da Real Madrid'in üstünlüğü var. Girona 2 maçtır kaybediyor. Real Madrid'i yakalama fırsatını da biraz tepmiş gözüküyor aslında. Real Madrid 62 puanla La Liga'nın zirvesinde. Girona 56 puanla onu takip ediyor. Barcelona'nın da 54 puanı var. Yine Real Madrid Rayo Vallecano maçına da değinelim. Arda Güler de son dakikalarda oyuna girmişti. Evet, Real Madrid'in puan kaybettiği haftada Girona Atletic Bilbao'ya mağlup oldu. Tabii Atletic Bilbao Şampiyonlar Ligi yolunda çok önemli bir galibiyet aldı ama Girona 3 puan fırsatını kaçırıp mağlup olunca Real Madrid çok rahat şekilde 6 puanlık farkla yoluna devam ediyor. Barcelona'da kazanan takımlardan biri. Atlético Madrid de farklı şekilde kazandı hafta sonunda ve orada bu ikili şampiyonluk yarışı tek takımlı şampiyonluk yarışına döndü. Artık Girona, Barcelona ve Atlético Madrid arasında ilk 4 yarışı gibi bir yarış ortaya çıkacak sanki. Çünkü Girona'nın puan kayıpları buna yol açtı. Real Madrid herhalde bu şampiyonluk yarışını tek başına götürecek gibi duruyor. Peki buradan Serie A'ya geçelim o halde. Puan durumu da hemen ekranlara gelir. Ben de aktarmış olayım. Inter 63 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Juventus 54 puanla ikinci. Milan'ın 52 puanı var 3. sırada. Ve sonrasında biraz fark açılıyor aslında. Bologna'da 45 puanla 4. basamakta. Evet Demet, burada Inter'in artık şampiyonluk yarışında yalnız başına ilerlediğini görüyoruz. Juventus yine puan kaybetti. Bunun yanında Milan hafta sonu yine onlar da yanılmıyorsam berabere kalmışlardı. Pardon, mağlup oldular. Monza gibi bir takıma da mağlup oldular. 4-2'lik bir skorla. Atalanta burada kazanan takımda hafta sonunda. Inter çok rahat şekilde ki bir maçı da eksik puan cetvelinde görüldüğü gibi Inter burada artık şampiyonluğa rahat rahat ulaşacak gibi duruyor. Serie A'da her şey netleşmiş gibi duruyor ama Bologna'nın çok önemli bir başarısı var. Bologna'da ilk 4 için mücadele ediyor. Orada yine aynı İspanya'da olduğu gibi ilk 4 için bir yarış olacak gibi duruyor. Peki kısaca Premier Lig'e de değinelim isterseniz. Orada da Liverpool'un 57 puanlı bir üstünlüğü var. Arsenal 55 puanlı ikinci. Manchester City Chelsea mücadelesi vardı bu hafta. 1-1 berabere kaldı bu iki takım. City de 53 puanla 3. basamakta. Evet, Manchester City'nin Chelsea karşısındaki beraberliği kendi sahasında önemli bir kayıp oldu tabii ki. Bu da Arsenal'la Liverpool'a yaradı. Çünkü onlar maçlarını deplasmanda olmalarına rağmen çok farklı şekilde kazandılar. İşte Arsenal deplasmanda Burnley'i 5-0 mağlup ederken Liverpool'da Brentford'u deplasmanda 4-1 ile geçti. Aston Villa da bu haftanın kazanan takımlarından. Onlar da yanılmıyorsam deplasmanda kazanmışlardı. Böylece önemli bir şampiyonluk yarışı var orada. Liverpool, Arsenal ve Manchester City arasında. Aston Villa bile bu yarışa katılabilir mi? Ama çok sanmıyorum. Aston Villa'nın ana amacı bu sezon ilk 4 içinde yer almak. Burada heyecanlı bir yarış ortaya çıkıyor diğer liglere nazaran. Peki konu başlıklarımızla ilerleyelim o halde. Mbappé ve Real Madrid'den bahsedeceğim. Artık bir aşk hikayesi mi demeliyiz bu ikiliye bilmiyorum ama bir imza söz konusu mu Mbappé ve Real Madrid arasında? Marka gazetesine göre öyle, evet. İmzalar atılmış 5 yıllık ve Mbappé yeni sezonda Real Madrid forması giyecek. Bu hikaye bayağı uzun bir hikaye biliyorsun Demet. Çok konuşuldu. Özellikle son 2 yıldır Mbappé Real Madrid'e gidiyor, gidecek tartışmaları vardı. İşte Paris Saint-Germain bir türlü izin vermiyordu. Ancak sonunda Paris Saint-Germain ve Mbappé bir anlaşmaya varmışlardı. Ve Mbappé sözleşmesini 1 yıl uzattı. Ve ondan sonra da serbest kalırım ben dedi. Tamam dedi Paris Saint-Germain kulübü de. İşte o sözleşme, 1 yıl uzatılan sözleşme bu sezon sonunda doluyor. Mbappé de zaten Ocak ayına girdikten sonra başka kulüple görüşme yapma hakkına sahip FIFA kurallarına göre. Dolayısıyla Real Madrid'de muhtemelen görüştü ve anlaşmaya vardı. Marka gazetesi bunun imzaya döküldüğünü iddia ediyor ama yani Mbappé artık Real Madridli diyebiliriz sevgili Demet. Bence de. Peki UEFA 2023 Avrupa Kulüp Finans ve Yatırım raporunu yayınladı. Bizim de haberimiz vardı, hem de gazete manşetlerinde de yer verilmişti. Türk kulüplerinin durumunu bir de sizden dinleyelim. Evet, Avrupa Finans raporunu, UEFA Kulüp Finans raporunu her sene yayınlıyor. Maalesef bizim kulüplerimizin durumu çok iç açıcı gözükmüyor. Ben bazı notlar çıkardım burada. İşte 55 ülkeden 740 kulüp değerlendiriyor. Toplam geliri kulüplerin 24 milyar gibi euro gibi devasa bir rakama ulaşmış Demet. Bunun yanında haksızlık ve tabii ki adaletsizlik de gelir dağılımı açısından çok bariz gözüküyor. 20 kulüp bu toplam gelirin yani 24 milyarın %45'ini alıyor. Bu hakikaten ne kadar bir uçurum olduğunu kulüpler arasında gösteriyor. Mesela Real Madrid 12. Dortmund'u 2'ye, 18. Napoli gelirlerde 3'e katlamış durumda. Müthiş bir fark. Diğer yandan öz sermayede Avrupa'da 8.4 milyarla bir pozitiflik söz konusu ama Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de 19 kulübün 18'inin öz sermayesinin negatif durumda olduğunu görüyoruz. 250'den fazla kulüp ekside Avrupa Finans raporunda öz sermaye olarak. Türkiye'den de 4 kulüp bu öz sermaye sıralamasının en kötüsü durumunda. Onu da söylemek lazım. Bu 4 kulübümüz büyük kulüpler tabii ki. Beşiktaş eksi 151 milyon euro, Trabzonspor eksi 110, Galatasaray 109 ve Fenerbahçe'de 102 milyon euro eksi öz sermayeye sahipler. Öz kaynak, öz sermaye nasıl söylenirse. Bunun yanında bazı kalemlerde de bizim takımlarımız, kulüplerimiz iyi işler yapmışlar. Ürün sponsorluk gelirlerinde mesela Galatasaray 35 milyon euro gelir elde etmiş ve 15. sırada Avrupa'da. Fenerbahçe'de 31 milyon euro gelirle 18. sırada. Ticari gelirlerde de Fenerbahçe ilk 18'e girmiş ve 58 milyon ticari gelir elde etmiş. Ama her ne kadar bu gelirleri elde etmiş olsalar da öz sermayeleri, öz kaynakları maalesef ekside. ve bundan kurtuluş çok kolay gözükmüyor. Bakalım ileriki yıllarda bu kulüplerin durumu ne olacak? UEFA'dan ileriki yıllarda yine bunları düzeltmezlerse yasaklar gelebilir. Avrupa kupalarından men cezaları gelebilir. Şimdi biliyorsun finansal sürdürülebilirlik düzenine geçti UEFA. Evet. Yani elde edilen gelirlerin geçen yıl %90'ını, bu yıl %80'ini ve gelecek yıldan itibaren de %70'ini en fazla harcayabilecekler transfer ve maaşa. Bunun da dengesini sağlamaları gerekiyor bizim kulüplerimiz. Göreceğiz. Peki bu finans raporunda kulüplerimizi daha iyi konumda görebilmek adına nasıl çalışmalar yapılması beklenir? Mümkün mü? Yani çok basit bir matematik demek. Gelirlerinden fazla harcamayacaklar, yani bu kadar basit. Ama biliyorsun çok zor. Kulüplerimiz inanılmaz borçları var ve gelirlerinden çok fazlasını harcadıkları için zaten bu durumlar ortaya çıkıyor. Evet. Hep borçlanarak, hep işte krediydi, borçtu. Bunlarla transfer yaparak düzeni sürdürmeye çalışıyorlar. Ama bu böyle maalesef gitmez. Bakalım ne kadar gideceğini ben de merak ediyorum. Peki devam edelim. Bir diğer konu başlığımızda Başakşehir City Group işbirliği anlaşması imzaladı. Peki bu anlaşmanın şifreleri, detayları sizde. Şimdi City Group dünyanın en büyük futbol grubu diye söyleyebiliriz. Hakikaten çok önemli işler yapıyorlar. Ben geçen yıl Manchester City Arsenal şampiyonluk maçına gittiğimde Alper Avcı hocamız var orada, City altyapısında çalışan, bize City'nin kampüsünü gezdirmişti. Etihad kampüsü. 13 tane takımı var City grubun ve hakikaten sadece parayla, yani petrol parasıyla açıklanacak bir şey değil bu başarı. Gerçekten çok çok profesyonel bir organizasyon var. Her şey profesyonelce yapılıyor ve sadece hani parayla yapılan işler değil. Tamamen bilgi ve beceriye dayalı işler yapıyorlar. Ve şimdi de City Group Başakşehir'le bir işbirliği anlaşması imzaladı. Şu an için bir ortaklık söz konusu değil. Evet. Biliyorsun diğer 13 kulüple ortaklıkları var City'nin veya hatta tamamına sahibi, Manchester City'de olduğu gibi. Evet. Ve Girona'da mesela bunlardan biri. Girona'da da ortaklığı var City grubun. Şimdi Başakşehir'le bir işbirliği anlaşması yapacaklar. Herhalde bu tamamen işte Başakşehir kulübün geliştirilmesi, işte oyuncu alışverişi karşılıklı bunlarla ilgili olacaktır. İleriki dönemlerde tabii ki bir ortaklık da söz konusu olabilir. Başakşehir açısından bence olumlu bir anlaşma bu diye düşünüyorum. Peki son 1-1,5 dakikamız, Avrupa Liglerini konuştuk ama Şampiyonlar Ligi'ni konuşmadık. Bugün güzel bir futbol akşamı bizi bekliyor. Ben de şöyle bugünün maçlarını aktarayım. Saat 23'te Inter Atlético Madrid ile PSV Eindhoven'da Borussia Dortmund'la karşılaşacak. Sizin yine son 16 turundaki ilk maçlardan bugün beklentiniz neler olur? Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunun ikinci bölümü bu hafta oynanıyor. Programa baktığımızda Inter dolu dizgin gidiyor kendi liginde. Şampiyonlar Ligi'nde de favori olduğunu düşünüyorum. Diğer karşılaşma hangisi demiştin Demet? Inter Atletico Madrid, PSV Eindhoven, Borussia Dortmund. Evet, PSV Eindhoven, Borussia Dortmund karşılaşması da aşağı yukarı denk kuvvetlerin mücadelesi gibi bir mücadele olacak. Yani burada kim turu geçerse bir sonraki karşılaşmada sürpriz olmaz. Ama Inter-Atletico Madrid mücadelesinde Inter benim favorim, turu geçeceğini düşünüyorum. Peki ekrana da geldi. Yarının programında kısaca aktarayım. Saat 23'te Porto Arsenal'la, Napoli'de Barcelona'yla karşı karşıya gelecek. Evet, İki gün keyifli geçecek. Evet, son cümlenizi alayım, bitirelim. Evet, Porto-Arsenal eşleşmesinde Arsenal, Napoli-Barcelona eşleşmesinde de her sonucu açık görüyorum. Eşleşmenin turuna geçecek olanlar. Peki bakalım. Çok teşekkür ederim aktardığınız detaylar adına. Tekrar iyi sabahlar, iyi günler diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın. Hüseyin Özkök'le birlikte dünyadan spor, Avrupa'da futbolu konuştuk değerli izleyenler. Bu Skype bağlantımızı noktaladıktan sonra ikinci saat dilimimize de noktayı koyalım. Noktayı koyarken düne gidelim. 90+1 programı ekranlardaydı. Peki neler konuşuldu ekranlara? Gelsin kolaj görüntüler. Sonrasında saat başında devam edelim.